Yani quyidagi ifadalarni hisoblaymiz. Buning uchun biz quyidagi ma'lumotdan foydalanamiz. Arctangens tangens alfa alfaga teng bo'ladi agar alfa minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli bo'lsa. Faqat mana shu holdagina biz buni alfaga teng deb yozamiz. Mana shu tenglikdan foydalanamiz. Va birinchi misolni ko'raylik. Mana bu yerda go'yoki arctangens bilan tangens bir-birini yo'qotadi-da, go'yoki alfa qoladi bu yerda. Agar alfa mana shu oralig'iga tegishli bo'lsa. Bu yerdachi birinchisida shunday deb ayta olamizmi? 13 pi taqsim 8 ga teng deb ayta olamizmi? Buning uchun biz buni mana bu oralig'iga tegishli ekanini tekshirishimiz kerak. 13 pi taqsim 8 bu oralig'iga tegishli emas, chunki pi taqsim 2 dan katta bu son. 8 ga ko'paytirsak 13 pi katta 4 pi ekanini hosil qilamiz. Ya'ni pi taqsim 2 dan katta son. Endi nima ish qilamiz u holda? Bu holda biz tangensni shakl almashtiramiz. Tangens 13 pi taqsim 8 ni mana bu oralig'dagi birorta burchagining tangensini hisoblashga keltiramiz. Buning uchun biz buni tangensi davriy ekanligidan foydalanib minus 2 pi deb yozishimiz mumkin. Chunki pi tangensi davri. Buni soddalashtiramiz. Teng tangens 16 minus 3 pi taqsim 8. Mana buni hosil qilamiz. Endichi mana bu burchak shu oralig'iga tegishlimi? Endi tegishli bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. Bu manfiy son minus 3 pi taqsim 8 manfiy son shu sababli pi taqsim 2 dan kichik bo'ladi. Endi minus pi taqsim 2 dan katta ekanini ko'rsatamiz. Demak, mana bu tengsizlik tushunarli. Musbat son manfiy sondan katta. Mana buni tekshiramiz. Minus 8 ga ko'paytirib olaylik tengsizlikni. Bu holda bu yerda 4 pi tengsizlik teskarisiga o'zgaradi. Bu yerda 3 pi hosil bo'ladi. Demak, bu tengsizlik ham o'rinli ekan. Demak, minus 3 pi taqsim 8 mana shu oralig'iga tegishli ekan. U holda mana bu ifoda teng. Arctangens arctangens. Birinchi ifoda teng. Mana bu ifoda teng. Arctangens. Tangens 13 pi taqsim 8 ni o'rniga, buni o'rniga mana buni yozamiz. Tangens minus 3 pi taqsim 8. Endi mana bu burchak alfani o'rnida mana bu minus 3 pi taqsim 8 kelyapti. Bu mana bu oralig'iga tegishli bo'lganligi sababli mana bu formulaga ko'ra biz buni minus 3 pi taqsim 8 ga teng deb yoza olamiz. Shunday qilib birinchi misolning javobi minus 3 pi taqsim 8 ekan. Ikkinchi misolga o'tamiz. Bu yerda alfaning o'rnida minus 8 pi taqsim 5 turibdi. Tekshiramiz mana bu shartni. Shu oralig'iga tegishlimi? Yana tegishli emas. Chunki minus 8 pi taqsim 5 minus pi taqsim 2 dan kichik. Bu oralig'iga tegishli emas. Nima uchun bu tengsizlik bajariladi? Mana kelinglar ikkala 5 ni bu yoqqa, 2 ni bu yoqqa ko'paytiraylik. Minus 16 pi kichik bu yerda minus 5 pi. Bu tengsizlik o'rinli. Demak, bu minus pi taqsim 2 dan kichik ekan. Bu oralig'iga tegishli emas ekan. U holda buni yana shakl almashtiramiz. Tangens. Hop, ikkinchi misolni ishlayapmiz. Minus 8 pi taqsim 5 teng. Hop, bu bundan minus pi taqsim 2 dan kichik bo'lsa, demak, buni qo'shishimiz kerak. Pi ni qo'shaylik-chi. Tangens minus 8 pi taqsim 5 qo'shuv pi.
Bir de tangensin davre ekenliğinden faydalandık. Pi tangensin davre ekenliğinden faydalandık. Bu teng tangens 5 pi minus 3 pi taksım 5. Bana bunu hasıl kılalımız. Yendi ki, belge aralıkla tek işleyeyim mi? Tek şirağımız. Minus pi taksım 2. Katta minus 3 pi taksım 5. Tengsizlik başarılı mı? 5'ni bir yaka köpaytıralımız, 2'ni bir yaka köpaytıralımız. Minus 5 pi, minus 6 pi. Minus 1'i köpaytırsak, 5 pi, katta 6 pi. Bunun da doğru. Demek bu hala ham bu aralıkta tek işleyemez eken. Demek, yani 2 pi koşup görüyorduk ki, bir de pi koş gelmedik. Yani 2 pi koşup görüyorduk. Bu halde biz tangens 10 pi minus 8 pi 2 pi taksım 5. Bana bunu hasıl kılalımız. Yani 2 pi taksım 5 müsbat. Şu sebeple minus pi taksım 2'den bu son katta buladı. 2 pi taksım 5. Yani ikincisini tekrarımız. Pi taksım 2'den küçük buladı mı? 5'ini köpaytırsak pi'ye 5 pi. 2'ini bugün köpaytırsak 4 pi. 4 pi küçük 5 pi. Tesislik oralı. Ha demek 2 pi taksım 5 bana bu oralıkta tek işliği eken. Yani biz bunu hesaplaşmamız mümkün eken. Bu tangens teng. Arc tangens. Bana bu tangensin oranı gel. Ben bunun oranı gel. Bu ifadeni yazalımız. Tangens 2 pi taksım 5. Ha, bu ifadeni yazalımız. Teng. Hani yani bana bu formülünü kullanıyorlarımız. Çünkü 2 pi taksım 5 bu aralıkta tek işliği. Yani bu alfa geteyim bulardı. Alfanın oranında bizde 2 pi taksım 5 geldi yaptı. Demek 2 pi taksım 5'ini hasıl kılalımız. Şimdi yakalım bana bu ifadelerin kıymatı 2 pi taksım 5 geteyim eken. Bu nabattaki misal götürmemiz. Üçüncü misal. Arc tangens, tangens 7. 7 elbette pi taksım 2'den katta. Pi tahminen 3.14 katayın. Ondur 15 bahagası. şu sebeple 7 pi taksım 2'den katta. Şunun için biz tangens 7'ni şekil almıştıramız. Bana şu aralıkta düşürürüz. Bunu biz tangens 7 minus 2 pi deb olaylik. 2 pi deb olaylik. Çünkü 2 pi 6'dan kattasan 7'ye yakın keladi. Bir de tangensin davri ekanligidan faydalandik. Yani tekshiraylik. 7 minus 2 pi. Şu aralıkka tegishlimi? Minus pi taksim 2'den katta 7 minus 2 pi. Küçük pi taksim 2. Bana bu tengsizlik başarılı. Tekşiramız onu. O, bu son müsbat son. Çünkü pi tahminen 3.14. 2'ye köpaytırsak 6 bütün kaç adarım son çıkardı. Ve müsbat bana bu tengsizlik başarılı. Bu tengsizlik için. 2'ye köpaytır var elik. 14 minus 4 pi küçük pi. 4 pi'nin 10 tamamı ötküzeydik. 5 pi buladı. Ha, 5 pi 15'ten katta. Çünkü pi 3'ten katta son. 5'ki köpaytırsak 15'ten katta son hasıl buladı. Demek bu tengsizlik oralıyken demek bana bu tengsizlik oralıyken. Şimdi kalb 7 minus 2 pi bana bu aralıkta tek işleyken. Ana yerinde biz bunu hesaplaşmamız mümkün. Teng. Arc tangens. Tangens 7'nin oranı bana bu ifadeyi yazalım. 7 minus 2 pi. 7 minus 2 pi bu aralıkta tek işleyip o geldiği sebeple biz bana bu formülünü kullanıyorlarız. Yani bu teng buladı. 7 minus 2 pi'ye. Şimdi yakalım cevap. Bana bu sanki cevabı 7 minus 2 pi'ye deneyeceğim.